Sorumuz çıkışın periyodik olarak çalıştırılması. Şu zaman grafiğini inceleyin. Çıkışlar belli zaman aralıklarında devreye giriyorlar ve çıkıyorlar. Kara şimşek olarak tabir edebileceğimiz bir çalışma. Q00 sönüyor, arkası yanıp sönüyor, arkasına Q01 yanıp sönüyor, Q02, Q03, tekrar Q02, Q01. Şuraya Q00 koymadık bu periyodik çalışmada. Niye? Çünkü Q00 değer buraya koyacak olsaydı Q00'da bunun çıkışından yine direkt buradan başlayacağı için Q00 çıkışı sönmeden iki misli zaman aralığında yanmış olacaktı. Evet. Eğer burada da Q00 olsaydı bunun devamı tekrar burada olacağı için Q00 diğerlerine göre iki misli daha fazla zaman aralığında yanmış olacaktı. Bu nedenle periyodik çalışmayı bir alt basamaklı yani Q01'i de bitirdik. Önce zamanları verelim. Kimler var? T37. Başka? T38. T39. Değil mi? T40. T37, T38, T39, T40, T41 ve T42 zaman rölelerim var. Böyle bir değişelim. O soruyu tekrar soruyorum. Sistemin baştan sona kadar çalışma sırasında kalan bir eleman var mı? Yok. Sistemin baştan sona kadar kalan bir eleman yoksa ve çalıştırıcı butonunuz, başlatıcı butonunuz push butonsa yani basmalı ve bastıktan sonra eliniz çektiğinizde eski koduna gelen yani sizin normal bildiğiniz start buton gibi butonsa benim sisteme kalıcı enerjiyi verebilmem için bir adet yardımcı elemana, memory bit'e veya merkeze ihtiyacım vardı. Örneğin stop butonunun input 0.0 diyelim. Startımıza input 0.1 diyelim. Input 0.0 ile veya memory bit 0.0 ile büyüleme yapalım. Memory 0.0. Bu normal bildiğiniz mühürlemeli veya bazı kaynaklarda kilitlemeli devre diye geçer. Eğer devrenin sadece bu kısmını set reset yapacak olsaydık ne diyecektik? Input 0.1 ile setleyecektik. Memory 0.0'ı 1 bit ve input 0.0 ile merkez 0.0 veya memory bit'i 0.0'ı 1 bit resetleyecektik. Eğer bu satırı yazmasaydık set reset olarak yandaki gibi yapacaktık. Şimdi bundan sonra ne yapacak bu yardımcı eleman? Memory bit zaman rölelerini devreye alacak. M 0.0. Kaç tane zaman elemanım var burada? T37'den başlayayım. 6. T42'ye kadar hepsini ben yazmıyorum. Tamam mı? 38, 39, 40, 41 ve 42 nolu elemanları besleyecek. Bundan sonra yine standart olarak yaptığım şey neydi? Devreye almalar, açık kontaklar, devreden çıkartmalar, kapalı kontaklar yapacaktı. Şuradan devam ediyorum. Şimdi ilk başlangıçta devrede kim var? Q0, Q0. Hayır. Kim var? Q0. Q0'ı çalıştırayım. Q0 ne zaman devreye giriyor? Enerji verip start yapıldığı andan itibaren devreye giriyor. O zaman M0.0 ile devreye giriyor. Peki bunu kim devreden çıkarıyor? T37. Devreden çıkartmalar neydi? Kapalı kontaklıydı. Devam ediyorum. Bir sonraki eleman Q0.1. Bir sonraki eleman dur şimdi. Q0.2. Bir sonraki eleman Q0.3. Bunları devreye alalım. Alma, açık. Çıkarma. Devreye alma, devreden çıkarma. Devreye alma, devreden çıkarma. Normalde benim tercih ettiğim bir şey değil. Yani şu şekilde gitmek ama sizin hala aklınıza oturmadı. Tamam mı? Yani bana kalsa ben her gün üstünde düşüne düşüne giderim. Yani bu şekilde otomatikleştirdiğiniz zaman gözünüzden bazı şeyler kaçabilir. Tamam mı? Ama aklınıza otursun diye artık bunu bir tekerleme gibi söylemeye başladım. Devreye alma, devreden çıkartma.
Aklınıza oturduktan sonra bazı ufak tefek bundan sonraki işlerde sıkıntılar çıktığını göreceksiniz. Ama yeter ki aklınıza otursun bu. Aklınıza oturduktan sonra o diğer sıkıntıları da çözebileceksiniz. Yani normalde de adım adım gidelim. Tek tek elemanların isimlerini vererek gidelim ama ezberlemeniz açısından, yani aklınızdan çıkmaması açısından böyle bir şey söyledim. Q01'i kim devreye alıyor? T37. Kim çıkarıyor? 38. Q02'yi kim devreye alıyor? T38. Kim çıkarıyor? 39. Q03'ü kim devreye alıyor? T39. Kim çıkarıyor? 40. Şimdi şekle baktığınız zaman Q02'nin ve Q01'in birer çalışması daha olduğunu görüyorsunuz. Bir çıkışı PLC'de set veya reset yapmadan sürece bir bobini, bir çıkışı Q olabilir, memory bit olabilir veya diğer hafızalarda olabilir. Bir çıkışı yalnız bir yerde kullanırsınız. Farklı networklerde aynı örneğin Q0.4'ü birkaç yerde kullanırsanız neydi? En son satırdaki değer neyse çıkış imaj kütüğüne yazacak olan değer oydu. Eğer bir çıkışın birden fazla çalışma şartı varsa, şu olursa Q0.5 çalışsın, şu da olursa Q0.5 çalışsın, bu da varsa Q0.5 çalışsın gibi bir çıkışın örneğin 3 farklı çalışma şeyi olsun, noktası olsun. Burada her bir çalışma şartının paralel kol yaparsınız. Tamam mı? Şimdi birinci şartın neydi? 37'de soktu, 38'in devreden çıkarttı, bir çalışma aralığı. İkincisinde Q01'i kim devreye sokacak, kim devreden çıkartacak? Bu ne? T41. Öbürü ne? T42. T41 alacak. T42 devreden çıkaracak. Bir de ne var? Q02 var. Diğer şartı da buna yaptı, paralel kol yaptı. Bu ne zaman devreye girecek, ne zaman çıkacak? T40 ile girecek. T41 ile çıkacak. T41 ile de devreden çıkacak. Tamam mı? Sistem periyodik çalışma. Periyodik çalışma neydi? En son zamanlama elemanının sistem değerlerine zaman olabilir veya varsa ekstra elemanlar sıfıra çekecekler. Tamam mı? Periyodik çalışmada en sonki zaman ölen değerleri sıfıra çekecekti. En sonki çalışma başa döndüren elemanın benim ne? T42. O zaman T42 ile önce zamanları bir sıfırlayalım. Zamanları sıfırlamam demek bütün zaman rölelerinin enerjisini kesmem demek. Ton re zaman rölesi, yani retentif kalıcı zaman rölesi haricinde ton zaman rölelerinin girişini kestiğiniz anda zaman değerleri sıfırlanır. En son T42 ne yaptı? Bütün zaman rölelerinin ve kendisinin de enerjisini kesti. Bir sonraki çevrimde ne oldu? Bir sonraki çevrimde bütün değerler sıfıra düştü. T42'nin de değeri sıfıra düştüğü için tekrar kapadı ve çalışmayı devam ettirdi. Tamam mı? Şimdi burada benden istenen şu. Bu çalışmanın 3 kez tekrarlanması. Bu işin uzun yolu şudur. Her çalışmada, buraya bir dönsene tekrar. Her çalışmada bakın bunun bir şartı var, bunun iki şartı var, bunun iki şartı var, bunun bir şartı var. En uzun yöntemi söyleyeyim ben size. 3 kez çalışmadaki tüm zamanları toplarsın. 3 kez mi çalışacak? 6 tane paralel kol buna gelir. 6 paralel kol buna gelir. 3 paralel kol buna gelir. Ve orada sen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zaman rölesi kullanmıştın. 18 tane zaman rölesiyle bu devreyi çözer misin? Evet çözersin. Ama sıkıcı olur. Zor olur. Bunu deneyenlerimiz oldu. Bunun yerine şu yapıyı bozmadan 3'ü sayacak bir sayıcı koyayım. Kaldı ki siz bunu 18 zaman rölesiyle falan çözdüğünüz zaman hadi ben size 4 olsun dediğimde baştan aşağı yazımı ne yapmanız lazım? Değiştirmeniz lazım. O nedenle sayıcı koymak, sayı 3 olduğunda 3, 5 olduğunda 5 yazıp geçip gitmek daha kolaydır. Sarma işlemini nerede yaptıracağım? Burada sarma işlemini 2 yerde yapabilirsiniz. En büyük sıkıntı çektiğiniz noktalardan bir tanesi. Birincisi, saymayı en başta yaptırırım. Kime yaptırırım saymayı? Q0.0'a yaptırırım. Ama sayı 3 dedik ya, 3'üncüye geldiğinde durur.
Yani üçüncü devam etmeden, üçüncü kendini tekrarlamadan durur. Bu durumda sayıyı 4 yazmanız lazım. Yani 1 büyüğü. Birinciyi yaptı, ikinciyi döndü, üçüncüyü döndü. Sayı 4 ya. Dördüncüye dönmeye başlarken durdu. Eğer sahneyi şimdi ben Q00'a yaptıracak olursam nedir? İşleme başlarken sayı 1 olur. 3'ü saydırabilmem için de sayıyı 4 yazmam lazım ki birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur artsın. Dördüncü turda ki ilk cycle'da, ilk döngüde çıkışlar çalışır gibi yapsın. Ondan sonraki döngüde çıkışlar çalışmasın. Bir döngünün zaman dilimi neydi bende? Girişlerin okunması, yazılımın işletilmesi, çıkışların atanması ve tekrar başa dönmesi 100 milisaniyelik bir zamanlamaydı. En kötü olasılıkla. Bizim devrelerimizde 15 milisaniyelik bir döngüye sahip. PLC'nin tarama hızı veya döngü hızı. Ne olur? Ben sadece bir döngü hızı hata yaparım. Eğer sayıcıyı Q00'a saydırırsam. Tamam mı? Sayıcıyı benim T42'ye saydırma olasılığım var. Yani sayıcıyı benim T42'ye saydırma olasılığım var. T42 nedir? T42 sistemi başa döndüren elemandır. Öyle değil mi? Şimdi şuradan ben en son network olarak buraya alalım. Bak şu şöyle devam ediyor. Şunlar da gelsin buraya. Sayıcı neydi? C1 değil. CT alt yukarı sayıcı diyelim. Tamam mı? Bir tane en girişi vardı. Bir tane reset girişi vardı. Bir de PV girişi vardı. Ben bunu neye saydırıyorum? T41'e. T41'e saydırdığım zaman birinci döngüyü yaptı. İkinci döngüyü yaptı. T42'ye saydırdık. Birinci döngüyü yaptı. İkinci döngüyü yaptı. Üçüncü döngüyü yaptı. C1 çalıştı mı? C1 çalıştı. C1'de ben sistemin enerjisini kesiyorum. Sistemin enerjisini kesmek için memory'nin önündeki şeyi almam lazım. Kontağı kullanıp açmam lazım. Memory'nin enerjisini almam lazım. Evet, enerjisini alıyorum. Eğer set reset yapmış olsaydım memory'yi resetleyecektim. C1'de buraya ekleyecektim. Tamam mı? Şimdi bir sıkıntım daha var. Neydi? Sistemi çalıştırdım ve sistem bitti. Bir sonraki çalışmaya aynı şartlarda başlayabilmesi için sistemdeki tüm elemanları reset yemiş olması lazımdı. Sayıcılar yiyor şeyleri, düzeltiyorum. Zaman öreleri reset yiyor. Evet, enerji kesildi zaman. Kontaklar açılıyor. Her şeyden önce şuradaki M0.0 açıyor, enerjiyi kesiyor. Sayıcının değeri kaldı. Sayıcıyı kendisiyle resetletebilirsiniz. Başka? Aklınıza gelmedik bir şey. Ne olur? Başlangıç anında zaten M0.0 devreye giriyor. Açıyor. Reset basar mı? Basmaz. Yani zaten sistem çalışmaya başladığında Merkel devrede. M'yi devreye aldığım için adını siz getirin. Kontak açık, reset basmaz. Ama ne zaman ki M'yi sıfırladığım zaman, yani enerjisiz bıraktığımda kontağını kapayacak, aynı zamanda sayıcıya da reset basacak. Tamam. Hocam açık olsa ne olur peki? Açık olsa ne olur biliyor musun? Devreye giren kapatır. Tamam mı? Devamlı senin sayıcın reset yer. Sayamaz. 1 olur reset yer, 2 olur reset yer. Yani 0'a döner. 3 sayısını göremezsin hiçbir zaman. Anlaşıldı mı dediğim? Eğer bunu kapalı değil de açık kullansaydık, enerjiyi verdin, kapandı. Sistemde devamlı reset diyen ama bir yandan da saymaya çalışan bir sayıcın olurdu. Saysa bile 0'a düşer. 1'den 0'a düşer. Göremezsiniz daha saydığını.